Hepinize merhaba. Bugün İsrail'in soykırım rantını nasıl kullandığını, bu rantı nasıl politik bir güç haline getirmeye çalıştığını konuşacağız. İşe ilginç bir örnekle başlayalım. Biliyorsunuz Amerika'nın Ermeni soykırımını savunmasını ama İsrail'in savunmamasını Türkiye'deki kimi çevreler uzun yıllar boyunca Yahudi dostluğunun bir göstergesi olarak algıladılar ve savundular. Üstelik buna kuşkusuz tarihsel gerekçeleri de vardı. Zira Osmanlı Erzurum zamanlarında Yahudilere kucak açmıştı. Yine Cumhuriyet'in ilk döneminde de benzer durumlar vardı. Tabii hem Türkiye'ye dostlukları nedeniyle, tabii hem de gerçeğe sadakatleri nedeniyle Ermeni soykırımı meselesine Amerika'dan farklı bakan Yahudiler elbette var. Bunu bir soykırım gibi değil de bir tehcir olduğunu gören, önce Çarlık Rusyası'nın ardından emperyalist İngiltere'nin kışkırtmasıyla Ermenilerin ayaklandığını, bunun da karşılıklı mukatele, karşılıklı kırım dediğimiz istenmeyen sonuçları doğurduğunu ve bunun kesinlikle Hitler'in soykırımıyla karşılaştırılamayacağını saptayarak Amerika'nın Ermeni soykırımını, sözde Ermeni soykırımını savunmayan elbette Yahudiler var. Bu tezlere karşı çıkan Yahudiler var. Ancak tek tek Yahudilerin bu tutumunun dışında İsrail Devleti'nin ve elbette Siyonizmin bu konudaki gerekçesi başka. İşte bugün bu konuya değineceğiz. İsrail Devleti ve Siyonist Yahudiler soykırımı bir rant olarak kullanıyorlar. Ve bunu büyük politik getirisi nedeniyle de asla kimseyle paylaşmak istemiyorlar. Yani Ermeni soykırımını buna bilimsel olarak gerçekçi bulmamalarından dolayı değil, bu da soykırım sayılırsa bizim soykırımımız zayıflar endişesiyle buna farklı bakıyorlar. Dünyada soykırıma uğrayan tek halkın kendileri kalmasını, kendileri olarak kalmasını sağlayarak bunu Filistin'i işgale ve tabii etnik temizlik eylemlerine kalkan gibi kullanmaya, örtü gibi kullanmaya, perde olarak kullanmaya çalışıyorlar, bunu istiyorlar. Yoksa bu meselelerde Türkiye'ye Amerika'dan daha farklı baktıkları için değil. Bunun altını çizelim. Şimdi bunun en somut göstergelerinden birini birkaç yıl önce sosyal medyada yaşamıştık. Hüsnü Mahalli'nin Filistin Benimdir kitabı Kırmızı Kedi'den yeni çıkmıştı. 2020 yılıydı. Kitap tabii çok tartışma yarattı. Sosyal medyada önemli tartışmalar doğurdu. Bir nevi yarı resmi İsrailli diyebileceğimiz kimselerin de katıldığı geniş bir tartışmaydı o ve o tartışmalarda ben bu soykırım rantının İsrail tarafından nasıl kullanıldığını, soykırımını nasıl ranta çevirerek bundan nemalanmaya çalıştıklarını daha net görmüştüm. Çünkü o anlayışları iyice su yüzüne çıkmıştı. Çünkü kitaba saldıranların derdi şuydu. Tamam diyorlardı Hüsnü Mahalli Yahudi soykırımını, Hitler'in soykırımını reddetmiyor ama Hitler'in komünistlere de, işte efendim Çingenelere de, efendim Polonyalılara da, efendim Slavlara da soykırım yaptığını yazarak bize yapılan soykırımı zayıflatıyor, sulandırıyor diyordu İsrailliler. Yani kendilerine uygulanan soykırım asla zayıflatılmamalı ve asla bu rantı başkalarıyla paylaşılmamalıydı. Öyle düşünüyorlar ki bunu sonuçta Filistin'e karşı etnik temizlikte rahatça kendilerine bir kalkan olarak kullanabilsinler. İşte bugün de biliyorsunuz Almanya Avrupa'da İsrail'in Gazze'ye saldırısı konusunda en geri tutumu alıyor. İsrail'e en büyük desteği Avrupa'da veren ülke. Niye? İşte o Yahudi soykırımının bagajı hala sırtlarında olduğu için bunu İsrail'e karşı bir mahcubiyet içerisinde onların yaptığı her türlü etnik temizliğe destek vermek zorunda hissediyorlar kendini. İşte İsrail de bunu böyle kullanıyor. Dediğim gibi Ermeni soykırımına İsrail Devleti gibi bunu bir rant olarak paylaşmak istemediği için farklı bakanların dışında hakikaten buna bilimsel olarak bakıp ya bu bir soykırım değildir. Çarlık Rusyası İngiltere ayaklandırmıştır sırasıyla. 40-50 yıl boyunca süren karşılıklı bir mukatele vardır. Ve neticede 1. Dünya Savaşı koşulları içerisinde bir tehcir uygulanmıştır diyen Yahudileri ayırarak elbette bunu söylüyorum. Ama genel olarak devlet politikası olarak İsrail'in bu soykırım rantını kimseyle paylaşmamak için Almanya'nın, Nazi Almanya'sının yaptığı diğer kötülükleri kimsenin
konuşmamasını, sadece kendisine yapılmış kötülüklerin konuşulmasını ister hale ne yazık ki gelmiş durumdalar. Şimdi bunu niye hatırlattık? Bunu güncel mesele için hatırlatıyoruz. Güncel mesele de şu. Şimdi bu güncel mesele aynı zamanda sizi, beni, hepimizi ilgilendiriyor. Çünkü sosyal medyayı kaçınılmaz olarak kullanıyoruz ve o sosyal medyalar içerisinde en önemli, en büyük platform da X, eski Twitter. X'in sahibi de Elon Musk. Elon Musk'a İngiltere'nin, İsrail'in, Amerika'nın bir süredir uyguladığı bir baskı var. Özellikle bu İsrail-Filistin meselesinde. Ve bu meselede Musk'ı tabii zikzaklar çizmeye itiyor. Yani bir yandan böyle genel kitleyle uyumlu olmaya çalışıyor ama bir yandan da işte kafasında kılıç sallayan Amerika var, İngiltere var, İsrail var. Bu ikisi arasında gidip geliyor. Şimdi ne demek istiyorum? Şuna geleyim. Hemen somu söyleyelim. Bakın, geçenlerde X'te, eski Twitter'da bir kullanıcı şöyle dedi. Yahudiler insanlardan kendilerine karşı kullanmayı bırakmalarını istedikleri nefreti tam da beyazlara karşı kullanıyorlar dedi. Şimdi bu paylaşımın altına hemen Elon Musk gerçekleri söyledin diye olumladı. Bakın bu doğrudan Elon Musk'ın yorumu, gerçekleri söyledin diyor. Ne oldu biliyor musunuz? Anında Beyaz Saray Elon Musk'a tepki gösterdi. Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı Andrew Bates Elon Musk'ı hedef alan şu açıklamayı yaptı. Dedi ki Yahudi karşıtı ve ırkçı nefretin iğrenç şekilde teşvik edilmesini en güçlü ifadelerle kınıyoruz. Yani Elon Musk'ı Beyaz Saray Yahudi karşıtlığı ve ırkçılıkla suçlamış oldu. Şimdi aynı Musk, bakın zikzak dedim ya, aynı Musk sonra ne yaptı? Yine bir başka yorumcunun kullandığı dekolonizasyon, yani sömürgecilikten kurtulma kavramını tartıştı. Şöyle, bu kavramı cihatçılığın bir versiyonu saydı bir kullanıcı. Şimdi ne alakası var diyeceksiniz sömürgecilikten kurtulmakla cihatçılığın? İşte bir sosyal medya kullanıcısı öyle yorumladı. Ve bu yorum üzerine 16 Kasım'da Elon Musk ona şu desteği verdi. Dedi ki evet, sömürgecilikten kurtulma, yani dekolonizasyon, zorunlu bir Yahudi soykırımını ima eder. Bu nedenle kullanımı doğru değildir. Şimdi bunu demekle kalmadı. O baskılar nedeniyle bu kez 18 Kasım'da da dedi ki Elon Musk, X'te dedi, bu kavramı hizmet şartlarına aykırı bulduğumuz için yasaklayacağız. Şimdi bu hakikaten ilginç bir durum. Yani dekolonizasyon, Filistinlilerin sömürge olmamak için mücadele etmesini Yahudi soykırım iması gibi değerlendiren bir yaklaşımla karşı karşıyayız. Hakikaten inanılır gibi değil, inanılır gibi değil. Mantığı anlamak mümkün değil. Filistinliler sömürge olmamak için mücadele edince Yahudileri öldürmüş olacaklar. Yahudilerin ölmesi de yine Yahudi soykırımı demektir. Bu nedenle Filistinlilerin sömürge olmasından kurtulması gibi bu kavramlar sosyal medyada kullanılamaz demiş oluyorlar özetle. Yani işin vehametine bakar mısınız? Bu tipik anlatmaya çalıştığım soykırım rantının İsrail tarafından nasıl kullanıldığının işte son örneği olarak karşımızda duruyor. Bunun sonuçlarından biri olarak önümüzde duruyor. Böylece ne yapmış oluyorlar? 40 günü aştı biliyorsunuz. 45 gün oldu. 13 bini buldu. Katliamda ölen Filistinli sayısı, ki bunların yarısından fazlası kadın ve çocuk. Ve işte İsrail bu soykırım rantıyla aslında bütün bu gerçekleri perdeliyor. Açık açık Filistinlilere uygulanan etnik temizliği, Filistinlilere uyguladığı soykırımı, Filistinlilere uygulamaya çalıştığı sürgünü ve hatta işte iki bakan çok açık ifade ettiler bunu. Nükleer bomba atıp komple temizleyelim Filistinlileri dediler. İşte bu alçakça görüşlerini, soykırım rantını yiyerek, kullanarak bunları perdelemiş oluyorlar. Tabii işin ilginci şu, yani bir halkın, ki Yahudi halkını kastederek söylüyorum, Yahudi halkının başına gelmiş bir büyük acıyı, yani Hitler'in soykırımını kastediyorum, bunun aynısını şimdi bir başka halka, Filistinlilere reva görüyor olması hakikaten insanlık adına ilginç. Yani Hitler'in zulmüne uğramış insanların çocukları, torunları şimdi Hitlerleşiyorlar ve kendilerine yapılanın aynısını başka bir halka yapmaya çalışıyorlar.
hakikaten insanlığın büyük utanç günlerinden geçiyoruz ve bu utanç günlerinde sosyal medyada ifade özgürlüğünün de yerle yeksan edildiği, Filistinlilerin sömürge olmaktan kurtulma kavramına bile bu Yahudi soykırımını ima eder diye karşı çıkıldığı, kullanımının yasaklanmaya çalışıldığı bir baskı dönemine girmiş olduk. İşte emperyalizm, faşizm ilişkisi tam da budur. Evet, bir başka yayında görüşmek dileğiyle bugünlük bu kadar.